İstasyon YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz. Çok özleştik biliyoruz. Biraz da bana yazar. Birazdan zaten onları konuşacağız. Atış Serbest'in basketbol içeriğimizin yeni bölümünde tekrardan karşınızdayız. Ve yanımda yine kim var? Kubilay Hocam. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Sen nasılsın? Biraz özleştik. Biraz bana yazar sanki. Ee, biraz kafa tatili verdik. Ama emin olun Euro Basket için biraz kendimizi yenilemek istedik diyebiliriz. Videoya geçmeden önce biraz ara verdiğimizin farkındayız ve zaten bu bizim istediklerimize de yansımış durumda. O yüzden hem sizden biraz özür dileme hem de bize bir hoş geldin hediyesi vermek için kanalımıza abone olursanız ve geçmiş videolarımızı izlemek için şuradan da izlerseniz ve videoya da beğeni atarsanız çok seviniriz. Çünkü biliyorsunuz ki siz beğeni attığınızda diğer takipçilerimiz de bunu çok rahat bir şekilde ana sayfalarında görebiliyorlar. Hocam bugün ne konuşuyoruz Kubilay Hocam? Hocam artık transferler bitti. Evet. transferleri konuştuk. Bundan sonra oynama vaktidir diyorum ve ilk olarak sana Fenerbahçe-Beko ile başlıyoruz. Birkaç hafta boyunca biz takımları değerlendireceğiz zaten. Bu hafta Fenerbahçe-Beko'dan başlayacağız. Çünkü zaten en çok onları konuştuk yazında. Sence Fenerbahçe-Beko'yu nasıl bir Euroleague sezonu bekliyor? Ya tabii ki önce bayağı bir transferlerden tek tek isimlerden bahsettik. ya Şimdi ikiye bölmeyi düşündük. Haftaya da Efes'e biraz daha şampiyonluk takımları şeklinde. Ya bugün ben aslında biraz daha gerçekçi ve belki de gerçek Fenerbahçe taraftarları sorun teşkil etmeyecektir. Çünkü onların da böyle düşündüğünü düşünüyorum ama biraz daha işte geçmiş dönemden, daha o şaşalı dönemden beri takip eden Fenerbahçe taraftarları biraz üzecek biraz hayalperest insanları üzecek bir gün olacak. Çünkü biraz sert konuşacağım hocam izin verirsen. Çünkü bence bu takım gerçekten playoff takımı. Yani playoff hedeflemesi gereken bir takım. Ya belki bir plase bir şeyler olur. Bilmiyorum. Çok büyük hype var. Önemli isimler geldi. Önemli bir koç geldi. Önemli bir NBA yıldızı geldi. Ya yani sonuçta bir Bielisa şampiyonluk kazandı. Tekrar geri döndü. Ama bence gerçekçi olmak gerekirse bu takım bu sezon playoff yaparsa bence başarılıdır. O yüzden de ikiye böldük. Fenerbahçe'yi playoff yarışındaki rakipleriyle birlikte alacağız bugün. Efes'i ise hafta şampiyonluk yarışındaki ekipler şeklinde alacağız. Öncelikle Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe'nin kadrosunu 20 kere 30 kere zaten saydık. Ama tekrardan başlamak gerekirse ve tekrardan en başından beri söylediğim şekilde ben Nikkalates'le birlikte alıyorum burayı. Yani Nikkalates açıklanmadı. Ben hala alacağını düşünüyorum. İtudüs'le birlikte şu an milli takım kampında zaten. Ve bence hazırlık maçlarını da izledim. Gerçekten kötü bir performans sergilemiyor. Ve Fenerbahçe'nin şu anki kısa rotasyonunda en çok ihtiyaç olan profil olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli takımı doğrulara yöneltecek, oyun zekası ve Avrupa'daki tecrübesi çok üst seviye bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Genel olarak Fenerbahçe'nin. Nikkarates ise tam olarak aslında bunun örneği diyebiliriz. Yani bir prototipi diyebiliriz. Evet sıkıntıları var. Evet Barcelona'da zarar yaptı. Eksi yazdı bunu kesinlikle söyleyebiliriz ama bu tip playoff takımı... Playoff hedefleyen takımlar için ben doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Nick Calates'in ilk önce buradan başlayalım. Kısa rotasyon ile başlamak gerekirse Carson Edwards geldi. Çok heyecanlandık. Carson Edwards beni bu sezon en çok heyecanlandıran Avrupa'daki transferlerden biri. Çünkü ya biz sadece Avrupa basketbolu izlemiyoruz ve asıl işimiz aslında çok uzun süre boyunca NBA'di biliyorsun Kubilay Hocam. Ve bizim ilk draft edildiği günden beri hatta NCAA'de o Purdue'yla şovlar yaparken ya bu çocuk acaba ne olacak dediğimizde ya ben diyordum ki fizik olarak belki NBA'de Amerika'da çok fazla derecede fark yaratamaz ama keşke bir gün Avrupa'ya gelse ama asla gelmeyeceğini düşündüğüm isimlerden biriydi bu arada Edwards. O yüzden o konuda çok heyecanlıyım. Biraz Avrupa basketbolunu ayak uydurursa ve ilk yılında olmasa bile en azından sezonun ilk yarısı olmasa bile ikinci yarısında ben gayet 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 ana taşıyıcı rolde olabileceğini düşünüyorum. Çünkü burası için çok elit bir şütör. Ve çok elit şütör olmasının yanında ilk adımı da hızlı olduğu için zaten Avrupa Basketbolu daha ne istesin hocam bir skorer olarak. Bundan çok daha az yetenekteki insanların ne kadar fark yarattığını gördük. Bir diğer oyuncumuz ise Wilbeck'in. Ya Wilbeck'in Fenerbahçe'nin en Basketbol Süper Ligi tarafı için de aslında çok iyi bir transferdi. Aynı zamanda da Avrupa'da da ya bir tane ilk hedefi, ilk özelliği şut yaratmak olan kendi şutunu yaratabilen kimseden bağımsız bir şekilde şut mekaniği ve şut özellikleri yüksek seviyede olan bir garda ihtiyacı vardı Fenerbahçe Beko'nun. Geçtiğimiz sezon belki de Fenerbahçe'nin o savunma basketbolunda George Eviç'le birlikte en büyük eksiklik kısadaki yetenek havuzuydu. Yani kısalar kendi skorunu bir türlü yaratamıyorlardı. O yüzden de Wilbeck'in yani bir Light Larkin havası bize verebilir. Ben bunu böyle bir düşünüyorum. O yüzden ben yine bir doğru bir profil. Aynı zamanda basketbol süper ligindeki pasaportundan dolayı kesinlikle art olduğunu düşünüyorum. Ve ayrılanlara baktığımızda da Dekolo gitti, Henry gitti. Henry keşke gitmeseydi diyorum. Ee, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani Kalates yerine Henry'nin kaldığı bir durumda gerçekten çok çok daha oturaklı güzel bir şey söyleyebilirdik. Çünkü kısa rotasyonların şu an 3 isim say desen Üçünün de bir numaralı sorunu bence savunma problemi. Ya Wilbeck'in biraz tabii ki eforla birlikte savunmaya da çok eksi yazmıyor ama artı da yazmıyor kesinlikle. Edwards'ın ben eksi yazacağını düşünüyorum. Ee, ve diğer bir isim olan Kalates de artık yıllarca fiziğinden dolayı savunmasıyla öne çıksa da artık öyle bir savunma durumları olmadı. Çünkü pozisyon bilgisine kadar yüksek olursa olsun ayaklar artık gitmiyor hocam. Arıza veriyor. Yani Kalates'in bunu çok net bir şekilde gördük. Ya forvet rotasyonuna geçtiğimizde ise ya burada Guduric'i aslında ben Fenerbahçe Beko'nun yeni bir transfer olarak algılaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bence gerçekten bu seneki en önemli isim, en kilit isim takımın tavanı bakımından bence Guduric olacak. Çünkü Guduric top elindeyken gerçekten size güven veren ve takımın birinci opsiyonu, ikinci opsiyonu çok rahat bir şekilde olabilecek. Hatta kanattan oyun kurmayla birlikte çok fark yaratan bir oyuncu ve bence sezonun bittiği kısımda bittiği anda Veseli ile birlikte Fenerbahçe Beko'nun en iyi oyuncusuydu Guduric. Yani özellikle hücumda birinci silahtı. Belki de tek silahtı. O kadar üstüme performans sergiledi ve Anadolu Efes'i de yıktı yani. Ama şimdi kısalara baktığımızda kısaların hiçbiri topsuz oyuna uygun değil. Çok fazla derecede elinde topu isteyen oyuncular bunlar. O yüzden de Guduric'in topsuz oyunda ne kadar efektif olabileceği Bence bu sezonun kaderini belirleyecek e, hareketlerden, düşünce tarzlardan, mentalitelerden biri olacak. Uzun rotasyonuna geçtiğimizde ise ya beni en çok heyecanlandıran isim Motley. Bak, Bielsa bile değil diyorum. O kadar söylüyorum. Ya bence Bielsa ve Guduric bu takımın sağ içindeki oyun kurucuları olacak. Nasıl olacak dersen hoca? Mesela Galatasaraylı bir 5 düşündüğünde çok daha farklı, daha atletik bir 5 düşünebiliyorum. Mesela Kalates'i 5 Kalates'in olduğu bir sahada Motley'nin kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok Motley çok iyi bir ikili oyun e, da de devrilen oyuncu. Kalates zaten sadece pick and roll'den maç başına 5 asist, 4 asist yapabilen bir oyuncu. Bu tip Başkasına bağımlı oyuncuları işte mesela Carson Edwards, Scottie Wilbeck'in bunların yanına Kalates atarsın hocam hiçbir sorun olmaz. Kalates'in olmadığı dakikalarda ise bence ne olursa olsun Wilbeck'in de, Edwards da doğal oyun kurucular olmadığı için Bielisa ve Guduric'i aynı anda oynatmak zorunda kalacak Fenerbahçe. Ve 3 ve 4 numaradan bence çok iyi bir oyun kurulumuna destek de olacaktır. İkincil ve üçüncül oyun kurucuları gerçekten efektif. Hatta o kadar efektif ki belki de Euroleague'deki en efektif ikinci ve üçüncül oyun kurucu olabilir bu isimler. Forvet ve uzun rotasyonundan geliyor bir de. Gerçekten Fenerbahçe Beko'nun hücum potansiyelini çok arttıracak. Ve ben şöyle şeyler de göreceğimizi çok net bir şekilde hissediyorum. 5 numarada kim olursa olsun 3 numaradan Pikenrol yöneten bir Goodrich ya da dört numaradan 4 numaradan 4-5 uzun oyunundan bir ikili oyunlar göreceğimizi çok net bir şekilde düşünüyorum. Ben gerçekten oyun kurucu gibi oynayacaklarını düşünüyorum. Bielis ve Gudur için deyip son olarak da şöyle bir Fenerbahçe Beko'ya genel bir sezonuna baktığımızda da önemli rakipleri de var bu sene. Bu sene gerçekten kadro kalitesi çok arttı takımların. Yani bir Makavi bile 10 tane 12 tane oyuncu aldı. Ve ben şöyle düşünüyorum. Euroleague'de şu an çok iyi 10 tane takım var. Euroleague'de çok iyi 10 tane takım olması yani geçtiğimiz seneye göre e, bence aşağı tarafla makas açtı. Bu da kötü bir şey. Aşağı taraftaki 3-4 tane takımla makas çok açıldı. Ve 10 tane takım hepsi playoff hedefliyor. Ya da hepsi bir plase Final for hedefleyen takımlar. Fenerbahçe Beko bence playoff yarışı çok önemli olacak. Ve playoff'ta da kalacağını da düşünüyorum. Ve bu rakiplere de yavaştan geçelim. Ben bugün 3 tane rakibinden bahsetmek istedim. Monaco, Bologna ve Partizan. Bologna ve Partizan zaten yeni ekiplerimiz. Monaco'da geçtiğimiz sezon büyük bir sürpriz yapıp playoff yapmıştı zaten. Sendeyiz hocam. Hocam ilk olarak istersen Monaco ile başlayalım. Onlar da önemli eklemeler yaptı. Enteresan bir kadroları var öncelikle. Evet. Nasıl bir yaz geçirdiler ve neden Fenerbahçe'yle rakip olabileceklerini düşünüyorsun? Ya Monaco zaten geçtiğimiz sezon daha zayıf bir kadroyla aslında playoff yaparak insanları bir şaşırtmıştı. Ama geçtiğimiz sezon biraz Mike James'in gerçekten değişik bir süperstar performansı vardı orada. Yani o kadronun playoff yapma ihtimali bence yoktu. Playoff yapmayı bırak final four'u uçların elinin ucundan kaçırdı yani kadro. 5. Ee, maçta bitiyor bitti biliyorsun yani seri 3-2 bitti. Ee, bu sene ise Mike James'in o kadar çıldırmasına gerek yok çünkü Monaco gerçekten çok iyi bir kadro kurdu. Ya gelen isimlere baktığımızda mesela en başta Okobo'dan bahsetmek istiyorum. Lig Şampiyonası'nda Okobo MVP oldu. Asvel, Asvel'de oynarken Tony Parker'ın takımı Lig Asvel oldu. Yine bir sürpriz oldu ve Okobo yeni takımına bir kere zaten onları mahvederek geliyor. Okova benim çok beğendiğim bir oyuncu. bence doğal skorer olarak, iki numarada doğal skorer olarak eşi benzeri çok az kalmış bir oyuncu. Ve zaten fark ettim mi bilmiyorum ama artık çok fazla derecede doğal skorer yetişmiyor Hocam. Yani özellikle iki numaralarda sanki biraz daha combo guard. Ya oyun kurucu özellikleri daha yüksek ya da savunma özellikleri artık mesela şey çıktı ya. Defa, savunma yapan guardlar. E, bu tip şeylerin biraz daha prototipi her takımın ihtiyacı buna yükseldiği için alttaki profiller de genelde buna dolaştı Okobo kendi o killer mentalitesini son topları kullanabilecek kendi birebirini yaratabilecek e, tam bir skorer 2 numara pozisyonunda e, eşi benzeri dediğim gibi çok az bulunan bir oyuncu ve Mike James ile Okobo ikilisini yan yana koyunca ya bir kere bir titriyorsun. Ya savunmada çok iyi olmayabilirler. Evet ama bu tip tavanı yüksek oyuncular her zaman sıkıntı yaratır. Hatırlarsın hocam Şivet vardı. Şivet karşısında bir Türk takımı görünce 25-30 bırakırdı. Ve Şivet'in olduğu takımdan da bir çekinirdin. Niye? Kadro kalitesi o kadar yüksek olmayabilir. Ama günün, gününde bir skorer olan bir takım Ligde her zaman sürpriz galibiyetler alabilir. Çok fazla sorun çözücüsü var. Guard potansiyelliği çok yüksek. Ve bu guardların yanına ne lazım hocam? Birkaç tane savunmacı değil mi? Şimdi o savunmacılardan çok önemli bir ekleme yine John Brown geldi. John Brown benim kazanla çok beğendiğim bir oyuncuydu. Zaten 2020-2021 sezonunda yılın savunmacısı adaylarından biriydi John Brown. 3-4- 2-3-4 savunabilen bir oyuncu. Ve gerçekten adamı yiyecek bir adam. Ya yani karşısındaki rakibi böyle yeme şeklinde. Yani çok güçlü, post yapamıyorsun, karşısında geçemiyorsun. Sezgileri çok yüksek bir oyuncu. Ben sezonun sürpriz transferlerinden biri olacağını düşünüyorum. Keşke Türk takımlarımızda John Brown'u alsaydı. Ben mesela Fenerbahçe'ye çok uyduruyordum John Brown'u. Çünkü şutu da var ve kanatta gerçekten savunma sıkıntısı yüksek Fenerbahçe'de. John Brown oraya Mesela Cuk oturabilirdi. Monaco için çok olumlu bir transfer. Bir diğer e, öne çıkan oyuncu da Moerman ülkesine döndü. Ya Moerman belki Efes'te artık bir adım doldurmuştu. Buna kesinlikle katılıyor muyuz? Katılıyoruz evet. Ama sen şimdi double bir back to back şampiyon olan bir oyuncunun bir 4 numara rotasyonunda bu adam playoff yarışı veren bir takıma gittiğinde işte değerli bir oyuncu oluyor. Yani Moerman'ın sadece tecrübesi sırtı dönük oyunu şut tehdidi ve kendi ülkesinde olduğu için, olduğu için biraz daha oraya da daha fazla aidiyet hissedip performansında bir artış da bekliyorum. Bence gerçekten önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum ben. Ne olursa olsun Moerman'ın. Ve son olarak da e, bir tane spesiyel atacağım hocam sana. Biliyorsun ben Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hem editörlük de yapmıştım zamanında. Oralar bizim çöplüğümüz biliyorsun ve oradaki en önemli özellik nedir biliyor musun? Bir Basketbol Şampiyonlar gibi Euro Cup izlemenin en güzel yanı nedir? Ya bu çocuk Euro'lik yapar mı? diye çocuğu çekirdekten alıp yetiştirmek böyle avuçlarınla yörülgeye taşımak. Yani en büyük zevklerden biridir. Benim bu seneki işte o oyuncum... ...Blossom Game'di. Çok ismi de çok güzeldi. İsminle sadece zaten bir... Kitap mitap yazılır. Haksız mıyım hocam? E, kendisi geçtiğimiz sezon EuroCup'ta e, ilk takıma seçildi. Eee Ulm'da oynuyor, Almanya'da oynuyor ve çok iyi bir 6. adam diyebileceğimiz bir skorer kendisi. Ve ben kadar gösterdiği performansla birlikte ben EuroLeague'de kalıcı olacağını da düşünüyorum. Ondan onun performansından da heyecanlıyım. E, Jordan Lloyd var. O da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir efekt yapmıştı. E, Monaco'nun da birkaç tane yıldız oyuncu aldıktan sonra Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Euro Cup'ın en gözde isimlerine gitmesi de bence doğru bir transfer stratejisi olarak bakıyorum. Ve son olarak takımın ilk beşine bakacağız. Takımın ilk beşine baktığımızda da şöyle. Ha Unutuyordum. Makandu. Makandu da onun da ismi çok güzel hocam. Monaco bu sene gerçekten sadece isimleriyle izlenir. Makando da geçtiğimiz sezon basketbol şampiyonlar liginin en iyi genç oyuncusu seçilmiş bir oyuncu. O da Fransız takımında oynuyordu. İlk beşine baktığımızda Mike James, Diallo, Okobo, John Brown ve Dante Hall var. Ya bu ilk beş ve... Ilk gerçekten arkası da çok dolu olduğu için bu ilk 5'in ben kesinlikle playoff yapacağını düşünüyorum ve ya bu playoff yani Fenerbahçe'den bile ben önde görüyorum playoff şansını Monaco'nun kesinlikle yapacaklarını düşünüyorum. En kötü 6. sıradan 7. sıradan bir şekilde yapar bu takım diye düşünüyorum. Diğer Bir diğer takıma istersen geçelim. Bir diğer takımımız da senin güzel sözlerini alalım. Hocam ben Burada biraz listeyi bozacağım ve partizan ilk olarak konuşmak istiyorum. Çünkü çünkü Obradovic geri dönüyor Eurolig'e. Öncelikle sana şey sormak istiyorum. Eurolig kaybedesinde bir takım olduğunu düşünüyor musun? Partizan'ın. Hani Obradovic isminin bir etkisi var mı Eurolig'e dönmelerinde? Ben bilmediğim için soruyorum. Bir gerçekten rakip olabilirler mi Fenerbahçe? Daha ilk yıllarında yani. Ya Partizan'la alakalı e, Bursa Spor geçtiğimiz sezon Partizan'ı mağlup ettiği için ya bir anda hem Obradovic algısı çok değişti. Hem de ben çok net söylüyorum. Zaten bütün yazarlar da söylüyor. Avrupa'daki en büyük sürprizdi zaten Bursa'nın gidip Partizan deplasmanından onları yenmesi. Ve böyle bir soru işareti döndü. Euro Cup'ta çünkü gelmiyor Partizan. Adriatik Ligi var. Adriatik Ligi'ni de bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. İşte böyle sırt takımlarının, Sloven takımlarının böyle bir karması gibi en yükseklikleri gibi söyleyebiliriz onlara ve o Adriatik Ligi'nin şampiyonu da Ligi'ye katılmaya hak kazanıyor. Zaten bu sene final serisinde Kızıl Yıldız Partizan'ı yendi ve Euro ye hak katılmayı kazandı. Partizan ise şöyle oldu. Finaldeki rakibiydi. Bursa Spor katılmak istemedi Euro Ligi. O yüzden de tabii ki Obradoviç efekt ve Partizan'ın inanılmaz taraftarı ve biraz marketing hem Kızıl hem Partizan'ı aynı anda döndürme fikri. Ve böylece döndüler. Ama ben sadece Obradoviç olduğu için söylemiyorum. Bence çok doğru da bir transfer dönemi geçirdiler. Ve ben daha ilk yıllarından playoff yarışı verebileceklerini düşünüyorum. Tabii ki Monaco kalibresinde değiller. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ama çok da güzel. Transferlerde yaptılar hocam. Bir kere Obradovic yanında kimi getirir hocam? Her zaman bir adamın böyle bir yanında boştaysa alayım dediği, senin FIFA kariyerlerinde bile boştaysa alayım dediğim bir Emre Kılıncı'n bir Doğukan Sinik'in vardır hocam. Obradovic'in de James Nani'li. James Hanley'i aldı. Baktı, savunmasını yapar mı? Yapar. Şutunu atar mı? Atar. E alayım dedi. Hatta adamı öyle bir seviyeye getirmiştik biliyorsun NBA yaptı James Nani'li yani. James Nani'li ile bir Fatih Terim Onyekuru ilişkisi <laughs> var diyebiliriz. E, Obradoviç ile Nani'li arasında. Ama asıl flash transfer bence Dante Exim. Dante Exim ilk geldiğinde yani Barcelona'ya geldiğinde de ben çok çok heyecanla bekliyordum. Çünkü Dante Exim bir kere bizim Euroleague için, Avrupa için bütün doğru özelliklere sahip. İnanılmaz bir patlayıcılık. Pozisyonuna göre inanılmaz bir fizik. Hem boyu uzun hem yanal çabukluğu çok hızlı hem de güçlü de. E demiştim ki bu adamın burada iş yapmama ihtimali yok. Ve çok iyi bir olimpiyat oynayarak gelmişti hatırlıyorsun. Olimpiyatta da gayet etkiliydi. Barcelona'ya gelmişti. Barcelona'da geçtiğimiz sezon zaten ne doğru gitti ki Dante Exum doğru gitsin ki. Dante Exum zaten sezona da fena başlamıştı ama yine bir kronik sakat durumları oldu. Zaten Dante Exum'un kronik sakat durumları olmasa partizana düşmezdi. Ya O yüzden ben çok doğru bir kumar olduğunu düşünüyorum partizan için. Bir de kumar olmayan nokta bir transfer istersin değil mi? Böyle bir tane zar attın. Nani de zaten aldın cepte. Bu da Panathinaikos'un kaptanı. Hatta Fenerbahçe'de çok peşinden koştu. Papa Petro. Ya Papa Petro size ne yapacağını bilirsin. Ne olacağını size ne vereceği bellidir. Ve belli özelliklerde de zaten Eurolig'in seviyesinin de çok çok üstünde bir isimdir. Partizan'ın Papa Petro'yu Fenerbahçe gibi bir markanın elinden alması bile zaten ne kadar doğru bir transfer olduğunda onların kalibresi için söylüyor. Evet partizan için nasıl bir sezon bekliyorum? Partizan dediğim gibi o 10 takımdan biri kesinlikle. Ve partizan inanılmaz bir taraftar gücü de olduğu için. Belki geçtiğimiz sezon biraz patlamış olabilirler Bursa çok sallamadığı için ama. Ya bu tip normal sezonda bunlar çok çok önemlidir. geçtiğimiz sezonda normal sezonda neredeyse maç kaybetmedi Euro Cup'ta. Euro Lig'de de bu normal sezonda artı 2-3 galibiyet ben kesinlikle yazarım. Ve Obra'da 3 tabii ki buraların hocam. Kaşar hocası denilebilen hocalardan biridir. Biliyorsun ki tabiri caizse yanlış anlaşılmasın bu. Yani kurt hoca şeklinde. O yüzden ben bir adım yeni çıkan takımlardan bir adım önde olacaklarını düşünüyorum. Ben gerçekten 8. sıra için 9. 9. sıra 8. sıra o civarlarda önemli bir rekabet edeceklerini düşünüyorum. İlk beşlerine gelelim. Exum'umuz var. Takımın ve bence Euroleague'in süperstar adaylarından biri bir Kevin Panther'ımız var. Ve Kevin Punter ne kadar iyi oynarsa zaten Partizan da o kadar iyi bir takım olacak. Aslında bu bu kadar basit. Yani geçtiğimiz sezon Monaco, Mike James ne kadar iyi bir oynarsa Monaco da o kadar iyiydi. Partizan da buraya dönecek. Papa Petrumuz var. Çok iyi bir dengeleyicidir. Ee, Zekli deyimiz var. Potansiyeldir. Ve ben uzunlarını gerçekten beğeniyorum. Les Sort'umuz var. Les Sort da gerçekten bir kademe daha yukarı atacaktır diye düşünüyorum. Partizan'ı geçtik. Son takımımıza yavaştan bizi uçur. Hocam son takım, son zamanlarda çok ilgi duyduğum takım olan Bologna. Doğru ama sen futbol Evet evet. İlgi duyuyorsun. Bu arada FIFA kariyerinde bir Bologna ile bir macerası var ee, bizimle. Ben de o zaman şöyle bir şey yapayım. Hocam bir makarna, bir bolognese, Bologna gerçekten ünlüdür. Hatta geçtiğimiz günlerde bir pizzacıya gittim. Bologna usulü bir pizza yedim hoca. Farklıydı. Bu adamlar pizza makarna işini bitirmişler. Ben sana böyle bir giriş yapalım. Ya İtalya demek aslında Bologna demektir yani. Milano değildir. Yani bunu çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Yani oradaki taraftar kitlesi bakımından da Bologna'nın aslında daha köklü bir geçmişi vardı zaten ve o yüzden taraftar kitlesi de daha sıkı sıkıdır. O yüzden ben sert bir taraftar kitlesiyle birlikte sert bir transfer sezonu geçireceklerini ben düşünüyorum ki zaten geçtiğimiz geçtiğimizde EuroCup'ta da yani öyle bir kadro kurdular ki o oyuncular bir iki yıl önce olsaydı yani Euroleague'de Final Four oynar yani düşünsene Şengelya, Teodosic, Bellinelli falan iki yıl önce olsaydı e, neler olurdu öyle bir kadro kurarak hiç riske atmadan geldiler. Bu sene de gerçekten biz burada kalıcı olacağız mesajı vermek için belki playoff olur olmaz o başka bir şey ama biz buraya yatırım yapacağız kadrosu kurdular bayağı bir gelen var. İstersen başlayalım. İlk önce Iffe'yi alalım. Iffe, biliyorsun Fenerbahçe hakkında da bayağı konuşmuştuk Iffe'yi. Iffe pozisyonuna göre gerçekten önemli bir oyuncudur. İki yönlü bir oyuncudur. Savunması önemlidir ve e, ikinci oyun kuruculuğu da vardır ve Bologna'nın asıl oyuncularına baktığımızda işte Teodosic, Belinelli bu tip kısalara baktığımızda Iffe gibi biraz daha atletik ve savunma konusunda rakip takımın en iyi kısasını eşleştirmeniz bakımından önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Mesela Teodosic'in yanına iffeyi atarsın hocam. Yani Teodosic birçok yerde hala çok artı sağlıyor. İnanılmaz bir adam. Ama savunmada çok arıza veriyordu. Şimdi Teodosic belli ikilisiyle sen oynayamazsın. Euro League seviyesinde. Euro Cup'da oynuyordun da burada oynayamazsın. O yüzden oraya bir dengeleyici İFFE verdiler ve İFFE'ye de iyi bir kontrat da verdiler vardı Yıllık bir buçuk falan verdiler. Düşün. Bir el ise 1.2'ye geldi. Oradan kafanda hesapla hocam Avrupa piyasasını. Sana da oradan bir e, ipucu vereyim. Bir diğer isim daha çok beğendiğim Ojele'ye. Ojele'ye zaten geçtiğimiz sezon da bayağı iyiydi. Ve benim Bologna ile alakalı en büyük soru işaretlerinden biri. Bu takım hücum bakımından gerçekten potansiyelli. Ama bu takımda kim savunma yapacaktı? Ojele'ye de gerçekten 4 numaraya çatırt diye koyabileceğimiz. NBA seviyesinde de oynamış bir oyuncu olarak. Oradaki 3-4 numara e, hatta bazen 5'e bile atabilirsin Ojele'yi. Rakip takımın konumuna göre. oraya güzel bir şekilde switchleye switchleye rahatlatacak bir oyuncu. E, bir diğer bomba transferlerden biri de Jordan Mickey. Yani Mickey de yine gerçekten Euroleague'in biraz kaşar oyuncularındandır ve e, aynı zamanda da çıkış yapması hala beklenen oyunculardan biri. O yüzden ben Mickey transferini de çok doğru buluyorum ve bir tane de hocam biliyorsun benim bir tane de spesiyel araya atarız. Hocam İsmail Bako. Ya bu İsmail Bako'yu ben ilk FIBA'da işte o editörlüğe başladığımda inanılmaz beğenmiştim. İnanılmaz beğenmiştim. Ya diyordum ki ne olur alalım ne olur alalım. Yani bir Türk takımı lütfen alsın işte Galatasaray olur, işte Karşıyaka olur. Ya belki işte Euroleague takımlarımızdan biri falan bile olabilir diye çok çok beğeniyordu. Belçikalı bir isim kendisi. Oğuzten'de de oynuyordu. Ki zaten Oğuzten'de altyapısıyla alakalı seninle konuşmuştuk hatırlıyorsun. Ben Belçika milli takımında da bu kadar üst seviye performans verdikten sonra gerçekten Euroleague için artık hazır olduğunu düşünüyordum. Ve Bako şu an herkes tarafından yedek yazılıyor. Ama ben Bako'nun daha 26 yaşında olmasından da dem vurarak ben çok büyük efekt sağlayacağını düşünüyorum. İnanılmaz bir reboundçu ve gerçekten pot altında bir cana var. O yüzden ben Bologna'nın o uzun rotasyonunu ve biraz da kısalara bir hafif savunmacı eklemesiyle birlikte yine dediğim gibi bu 10 kadrodan biri olarak sayıyorum. Partizan'ın arasındaki fark şu. Partizan biraz daha olmuş oyunculara gitti. Biraz daha garanti atı oynadı. E koç farkı da var. Ya ben bu iki takımın gerçekten playoff'taki son sıra için e, yarışacağını düşünüyorum. Yani şahsi söylemek gerekirse bu dört takımdan üçü playoff yapacak bence. Ve bu yapamayan takımlardan biri de ya partizan olacak ya Bologna olacak diye düşünüyorum. İlk beşimizi verip kapatalım istersen. E, var tabii ki. Iffe'miz var. Hackett'ımız var. Hackett'ı 3'e attım. Miki'miz var ve Cahit tehimiz var. Gerçekten güzel bir video oldu bence. Biraz da özlemişiz. Biraz yanaklarım falan bile kızardı yani. Biraz heyecanlandım. Güzel bir şekilde geri dönmek istedik. Videoyu kapatmadan önce eğer videomuzu beğendiyseniz, beğenirseniz çok seviniriz. Beğenmediyseniz yine beğenirseniz yine çok seviniriz. Ve kanalımıza abone olursanız çok çok seviniriz. Bu arada 2000 aboneye çok yaklaştık. Eğer 2000 abone olmazsak Kubilay Hocam bir daha sakallarını kesmeyecekmiş. Öyle bir duyum oldu. O yüzden de bu videoda en azından 2000 abonenin üstüne çıkalım istiyorum. Eurobasket için ufak bir videoyu yapayım. Eurobasket'te canlı yayınlara başlıyoruz. Canlı yayın konusunda da eğer bir yorum atarsanız. Evet iyi olur falan filan gibi bir yorum atarsanız onu da e, kesinlikle yorumlarda değerlendireceğiz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>